ablacığım, sen devam et. Yalnız kalmak istiyorum biraz. Anne. Efendim oğlum? Yanlış kalmak mı? Yalnız kalmak mı? Yalnız kalmak. Yalnız kalmak demek tek başına olmak demek. Ya bir durgun bakıyor. Durgun. Durgun mu? Nasıl bakıyor? Bir dakika, bir gözler nasıl bakıyor? Bir şeyim yok ablacığım dedi. Ama bir durgun. Bir şeyim var dedi. Bir şeyim var mı dedim. Yok dedi ama durgun durgun duruyor. Peki sonra sana dedi mi? Ablacığım biraz tek kalmak istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum mu dedi. O zaman işi karışık, yürü. Yalnız kalmamalı, kıyamam ben ona. Rüya neyin var anneciğim? Yalnız kalmak istiyorum. Gel biz de balıklarımıza bakalım. Balıklar nasılsınız? Rüyanın dünyası var. Rüyanın dünyası mı var? Ay Rüzgar ne kadar güzelmiş. Ama senin mıcıklaman ya sana kızar. Neden kızar? Çünkü elemeğiyle yaptı bunu, değil mi? Burası ne söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Kaburga. Kaburga mı? Buranın onun da kaburgasın. Kaburga diye bir şey yok, iç kabuk var. İç kabuk şiş. Ya of yalnız kalmak istiyorum dedim size ya. Rüzgar bu bir şey olmuş ya Rüya. Yalnız bırakmayalım. Onun bir şey canı sıkılmış kafasında. Üzüldüğü bir şey olabilir. Yürü yanına gidelim. Ne? Neyi sen söyledin? Evet sen söyledin durgunluğu vardı. Yürü gidelim yanına. Hacım içeriye. Seninle şey yapalım biz. Ne yapalım biliyor musun? Gel buldum. Gel şuradaki meyvelere bakalım. Rüzgar. Bu hangi meyve anneciğim? Muz. Bana kitap okumamı ister misin? Hayır. Sesin belki dinlendirir seni. Hayır. Allah Allah. Ne istiyorsun peki? Tabii ki o yaptığı şeyden. Meyveleri sorma mı? Tamam peki devam edeyim o zaman. Bu ne Rüzgar? Patates. Peki bu ne Rüzgar? Rüya müzik çalmaya başladı. Gel gidelim yanına. Anneciğim neyin var? Rüya ne kadar güzel çalıyorsun anneciğim. Teşekkür ederim. Yes. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben biraz başka yere gittim. Rüya yine gitti gördün mü? Allah sen de yere gittin gördün mü? Gidelim. Ben de atayım yanına. Sen dur biz bir anne kız konuşalım. Belki bana anlatabileceği özel bir şeydir. Bekle. Kapıyı da kapatayım. Belki anne kız konuşursak halledebiliriz. Anneciğim, Rüya, Rüzgar'ı gönderdim de şeyi söyleyecektim. Biraz anne kız sohbet edelim ister misin? Bir probleminin olduğunun farkındayım. Eğer bana bunu anlatırsan birlikte çözüm bulabiliriz. Belki çözüm bulamasam da en azından rahatlarsın. Anne, bugün çok yakın bir arkadaşımla bir tartışma yaşadık. Ben anladım. Peki konu neydi? Biz bunu konuşurken... Yes. Gel Rüzgar birazcık yavaş anneciğim. Rüya'nın gerçekten üzüldüğü bir şey olmuş bugün okulda. Ve onu önce bizimle paylaşmasa da sonra paylaşmanın doğru olduğuna karar verdi galiba değil mi anneciğim? Evet galiba anlatıp rahatlamak istiyorum. En mantıklısı. Arkadaşlar siz de okulda, evde bazen kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Kötü şeyler demeyelim de bazen bazı şeyler bizi üzebilir. Böyle şeyler yaşadığınızda kendi içinizde büyütmek yerine şimdi sana bir yöntem söyleyeceğim. Hazır mısın? Bir kağıda git, arkadaşını içinden söylemeni istediğin her şeyi o kağıda yaz. İnan bana rahatlayacaksın. Bazen de bunu kağıda yazmak yerine çok sevdiğim ve güvendiğim birine anlatabilirsin. İstediğin zaman da bunu yapabilirsin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Görüşürüz arkadaşlar. Evet destek. Kalp bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Şimdiden teşekkür ederiz. Rüyanın biraz morali bozuk. Ona destek olmak için kalp atabilirsiniz. Arkadaşlar siz de daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Üzüldüğünüz bir olay olup böyle durgunlaştığınızda birini anlattığınızda rahatladığınızı hissettiniz mi? Bu konuyla da ilgili yorumlar yapılabilir. Bu yorumları büyük ihtimalle anne, biraz büyükler, abla, anne, abiler yapabilirler. Anne, efendim anneciğim ne oldu?